Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. İsmail Kartal, Samatta, Eren Elmalı, Kim Minci, Haris Seferovic ve daha bütün duyumlar için kanalımızda kalmaya devam edin. Bu video tam sizlik. <laughs> Evet sevgili dostlar, bu kanalda hep birlikte bir aileyiz ve aile içerisinde küçük bir ricam, küçük bir isteğim olacak. Kanalımızda anlamını bilemediğim şekilde bir sıkıntı var. Yani benim iki farklı ekranım var. Bir kontrol kanal kontrol paneli var. Bir de normal video paneli var. Orada bile fark var arkadaşlar. Atıyorum video 2000 izlendi gözüküyor. Kontrol panelinde video içeriğine giriyorum bakıyorum 700 izlendi gözüküyor. Ee, i̇zlemelerde izlemelerde duraklamalar var, bir sıkıntı var. Tek ricam 4-5 tane videoyu 4-5 dakika izleseniz yani 5 ay önceki videoda olabilir, fark etmez. Kanaldaki şu bir e, kıpır kıpır olsun istiyorum arkadaşlar. Bir de beğeni ve yorum atmanızı rica ediyorum. Hani 10 atmanıza gerek yok. Bir tane video, bir yorum atsanız da yeterli. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Aile içi olduğu için sizlerden rica istedim. Rica olarak isteyin bu şekilde arkadaşlar. İsmail Kartal'ın sözleşmesine özel Fenerbahçe maddesi. Şimdi haberde Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal diyor. Süper Lig'de bir takımla anlaşmaya hazırlanıyor demiş. Ee, bence bu takım güçlü bir takım. Sarı güçlü bir takım ama hangi güçlü bir takım bakalım. İsmail Kartal'ın imza atmadan önce sözleşmesine Fenerbahçe isterse ayrılma hakkına sahiptir. ...maddesi ekleteceği öğrenildi. Şimdi biliyorsunuz teknik direktör İsmail Kartal da ...yoluna teknik direktör olarak devam etmek istiyor... ...idi. <laughs> Herhangi bir değişiklik olmazsa... <laughs> ...yani değişiklik... ...olmazsa öyle devam etmek istiyordu. Bilmiyorum siz bu videoyu izlerken... ...bu arada İsmail Kartal'ın... ...25 Mayıs... ...doğum günüydü. Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal'ın. Nice, güzel, mutlu... ...huzurlu... ...inşallah sağlıklı yaşlara... Ben insanlara yeni yaş temennisi yerine dua ediyorum. Allah sağlıklı ömürler versin diyorum. Paradan, puldan hepsinden önemli bence sağlık. Kesinlikle hani düşündüğüm bu. Allah e, ahirette iman, dünyada sağlık versin arkadaşlar. Yani ahirete göçtüğünüz zaman öyle imanlı çatır çatır göçmeyi nasip etsin. Dünyada da sağlıklı yaşamayı nasip etsin. İnanın sağlık her şeyin bence fevk fevk üstünde, fevk fevk üstünde ama siz bilirsiniz. Şimdi İsmail Kartal şu an herhangi bir düşüncem yok. Son karşılaşmanlarında bunu söylemiştim. İkinci yarının lideri, şampiyonu Fenerbahçe. İkinci yerden çok gol atan takım açık ara yine Fenerbahçe. Bu gurur bize yeter. Bundan sonra karar başkanımız ve yöneticilerimizindir demişti. Şimdi burada da şöyle bir olay var. Yani arkadaşlar bakın ekran başında ben de çok güzel yorumluyorum maçları, şeyleri. Ee, hani maç oyn oynanmadan önce diyorum ki ya rakibin şu kanadı çok zayıf. Biz o kanattan daha etkili gelebiliriz. Şunun maçı olabilir. Şu coşabilir. Şu böyle yapabilir diye. Bu ekran başına işte ben olsam şunu oynatırdım. Şunu kadro dışı bırakırdım. Şunu ilk on Şu değişiklik. Ama İsmail Kartal bu olayı canlı canlı yaşıyor ya. Canlı canlı kanlı canlı yaşıyor. Bazen ter yani tercihlerinde gerçekten beni çok şaşırtıyor. Hani gerek oyuncu değişikliği. Gerek kadrodaki bazı yapısal değişiklikler. Mesela Vitor Pereira senin başına ne yapıyordu? Muhammed Gümüşkaya birden bire ilk 11. Birden bire ilk 11 oynatıyordu. Hatta yanlış bilmiyorsam dört 4-5 maç Muhammed Gümüşkaya'yı ya ilk 11 oynattı ya sonradan oyun aldı. Hatta Luis Gustavo'nun da bir tartışması var Muhammed'le bilmiyorsunuzdur belki. Çok eleştirilmişti. Sonra aynı Muhammed Gümüşkaya. Gördünüz yani. İsmail Kartal'da mesela Arda Güler'i korumamız lazım şöyle böyle derken El altından oynattı gol katkısı. Oynattı gol katkısı. Oynattı asist katkısı. Yani ilginç bir adam. Bakalım ne olacak. Şimdi Fenerbahçe'miz inşallah bir aksilik olmazsa. Yani hayırlısı da oysa inşallah. Jorge Jesus da yoluna devam edecek. İsmail Kartal tabii ki bir opsiyon. Tabii ki düşünceler içerisinde. Ben size bir duyum vereyim. Duyumundan önce de golvar.com bardağıyla bir çay içeyim. Jorge Jesus İsmail Kartal ekibinde istiyor aslında. Yani gerek ligi tanımam gerek ülkeyi tanımam açısından gibisinden şeyler söylüyor. Zaten maçları, müsabakaları izliyor ama şuna çok takılıyor. Neden bu kadar kapalı bir lig oynanılıyor? Herhalde buna şaşırıyordu yani pardon. Ben de duyum almış gibi konuşuyorum. Niye bu kadar kapalı oynanıyor bu ligdeki maçlar? Yani niye insanlar sıfır sıfır'a razılar? Niye tribündeki insanları zevkten dört köşe etmek yerine sıkıntıdan subhanallah 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 yani niye dua ile şey yaptırıyorlar maçları tamamlattırıyorlar diye düşüncelidir herhalde. İsmail Kartal da bence en çok bu soruyu soracaktır ve İsmail Kartal'ın analiz yeteneğinden de yararlanacaktır. Tamam ben ve ekibim analiz ettik İşte uzun toplan oynuyorlar sağdan daha çok yükleniyorlar İşte e, diagonal pası çok düşünmüyorlar spesifik hücum tarzları işte bloklar arasında şöyle böyle Şişirme dediğimiz, biz şişirme diyoruz da onlar artık ne diyorlar? Hani şu bu falan filan. Sen bize anlat. Nedir? Misal kimden oynuyorsun? Ee, Ümraniye spor. Ben Ümraniye sporu neyini araştırayım diyecektir. Ne bileyim ben? Tesisini ne bileyim? Şeyini ne bileyim? Bence iyi bir opsiyon olacaktır. Fenerbahçe'den Samatta planı Eren Elmalı ile takas. Zaten başlıktan anladığımız üzere. Demek Samatta'nın transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı diyor. E, Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan ünlü forvet. Not. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bazı şeyleri alıştır alıştıra söylemem lazım. Bana bazen diyorlar ki ya şöyle bir duyum verdin ama arkası gelmedi. Böyle bir duyum verdin ama devamı gelmedi. Bazı şeylerin arkasını doldurmak lazım. Bazı şeyleri de zamanla yavaş yavaş şırıngayla vermek lazım. O gece Jesus geldi. Dedi ki bana Samat'ta yeter. Forvet almayın. Bana kanat alın. İki tane kanat alın. Ben Samat'ta da max verim alırım. Berişa'yı düşünmüyor. Bak Allah var şimdi yalana gerek yok. Saklamanın lüzumu yok. Berişa'yı düşünmüyor. Valencia'yı da düşünmüyor. İkisi de hani takım oyuncusu değil. Bu takımın oyuncusu değil diyor. Hatta her iki futbolcu içinde e, dün akşam saatlerinde bir duyumcu Valencia, Berişa ve Tisserant'a e, ilgilenen takımlar var diye söylemiştim. Ben size bunu biraz daha açabilirim. Ama hepinizden bir söz istiyorum. Kanala destek verin arkadaşlar. Şu an bir sıkıntıdayız. Şu sıkıntıyı atlatalım istiyorum. Tisserant'a hani yıllık ücretinden daha düşük diyeyim. Ya da yıllık ücreti virgül 8 milyon euro diyeyim. Yani e, 2.818 arası diyeyim ya da 28 buçuk arası bir teklif düşünülüyor. Evet. Berisha için İnanasım gelmiyor, size aktarasım gelmiyor. Sonra olmaz bana dersiniz ki yalan söyledi, duyumun yalan çıktı diye. Ama vebali üstünüze bir işe 6 milyon euroluk teklif var arkadaşlar. Yani vebali üstünüze. Ben bir şey diyemem. Valencia içinde 2,5 milyon euroluk bir teklif hazırlığı var ama resmi değil. Yani henüz resmiyete dökmediler. Bilginiz olsun. Şimdi Samat'ta Süper Lig'e kimine transfer olabilir diyor. Samat'ta Fenerbahçe Eren Elmalı transferinde takas olarak kullanmayı planlıyor diyor. 6 milyon euro bonservis bedeniyle alındı Samat'ta. Beklentilerin uzağında kaldı. Antrepe ve kiralandı burada etkili performans sergileyemedi diyor. Bence etkili performans sergiledi. Şimdi Samat'ta Kasımpaşa yolunda diyor. Kiralıktan dönecek. Kadroda düşünülmüyor demiş. Yine ben bir fikir beyan etmek istiyorum. Yani biz kim duyum kim ben Jorge Jesus'un yerinde olsam Ben Jorge Jesus'un yerinde olsam ee, yani Ben Valencia'yı belki de Samatta'yı ve belki de Tisserant'ı ve belki de birçok futbolcuyu kampta görmek isterdim. Şimdi Samatta'ya bakıyorum. Hani etkili performans göstermemiş ya... Ben size istatistiğini söyleyeyim arkadaşlar. Totalde Fenerbahçe'deki süresini zaten 162 dakika saymayalım. Ee, 1900 dakika oynamış. 1900 dakika, 9 gol, 5 asist. Yani yaklaşık 21 maç 9 gol, 5 asist bence gayet iyi arkadaşlar. Ya gerçekten gayet iyi. Yani siz zannediyorsunuz herhalde hiç o şey yapmasın diye. Takas olarak kullanmayı düşünüyor demiş. Gözder Eren Elmal'da demiş. Ee, Fenerbahçe Kasımpaşa 6 milyon euro bonservis bedeli talep etti diyor. Bakın. Kasımpaşa 6. Meşhur bir doyumcu da 7 beklentisi var diyor. Yok 500. Yani 6-7 az 500 falan istesinler. Gerçekten ama 500 milyon euro falan istesinler. 6-7 az. Lan Türk kuralı şu bu diye milleti mi şey yapacaklar. Neyse takas olarak kullanmayı düşünüyormuş. Gözler Eren Elmal'daymış. Samat'ta vererek bitirme planı varmış. Yedek plan Ozan Tufan veya Tisserand diyor. Yani takasta kullanacak diye. Ben açıkçası hiçbirine inanmıyorum bunların. Yani Samatta takası, Ozan Tufan takası Eren Elmalı için asla olmaz diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Bilmiyorum sizin şahsi fikriniz nedir. Ama ben bunun olacağına ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Ya hocam şöyledir böyledir falan filan işte ayak geçiyoruz. Yok ben ihtimal vermiyorum. Şimdi 39 maça çıktı toplam 9 gol 5 asist ama Fenerbahçe'deki dakikalarda dahil 2067 dakika oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani o patlamaya hazır bomba mı değil mi hep birlikte göreceğiz. Bakın Samatların kafa vuruşları iyiydi bizdeyken. Ama şimdi nasıl olur nasıl eder bir bilgim yok bir şey diyemem arkadaşlar. Eee kim Miji Askere mi gidiyor? Sünnet oluyor? Bunu bize bir açıkla hocam. Ben de bugün haberlerde gördüm. Daha doğrusu dün gördüm. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz mükemmel bir performans sergiledi Kim Miji. Ve vatani görevi yani, yani vatani görevini yani askerliğini yapacak diyor. Şimdi Fenerbahçe sezon öncesinde Benjing Guan'dan 3 milyon euroya transfer etti. Fenerbahçe'de mükemmel bir performans. Premier Lig takımlarından Everton diyor. Yok Tottenham da istiyor. Everton benim bilgim dahilinde yok. Tottenham var. Bir başka bir Premier Lig takımı daha var da o değil. İtalya'dan Napoli liste başı yaptılar ve vatanı borcunu ödeyecek diyor. Madalya kazandı. Askerliği 3 haftaya indi. Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay. Ancak 2018 Asya Oyunlarında ülkesine altın madalya kazandıran Kim min jinin askerliği de 3 haftaya indirildi. 25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor diyor. Şimdi 39'u ilk 11-40 maçta oynadı. Bir golü var diyor. Kim Minji'ye ilgili de şöyle bir durum var. Eğer satılmaz herhangi bir yere gitmezse. Şampiyonlar Ligi eleme e, maçları sırasında Kim Minji'nin milli takımının maçları var arkadaşlar. Bilginiz olsun. O maçlara da baktığın zaman şimdi nasıl diyeyim size Temmuz döneminde yani Temmuz Ağustos döneminde takımların milli takıma futbolcu göndermeme hakkı var arkadaşlar. Belki birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Ben bildirmiş olayım. Takımlar milli takıma oyuncusunu Temmuz Haziran döneminde şey, Temmuz Ağustos döneminde göndermeyebilir. Böyle bir yetkileri var. Kimse de vatan haini terörist FETÖ'cü metöcü ilan etmez göndermedi diye. Bilginiz olsun böyle bir yetki var. Yani Bakalım ne olacak nasıl yapacak Ama orada Böyle bir durum var Bu asker ekmeğinizde zaten 3 hafta diyor Futbolcu zaten sakat bir ameliyat geçirdi İyileşme süreci falan derken Zaten arada kaynar Yine yeni yeniden Seferovic Haberleri çıkmış Şimdi geçtiğimiz sene ben Marcelo Bielsa haberlerini verdim Süreci size aktardım Bir tek eksiğim Yani bir tek eksiğim ...şeydi... E, ...fotoğraf eksiğim vardı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. E, olmadı. Şimdi bu senede... ...gördünüz fotoğraf. Yani fotoğraflı bir şekilde... ...Ali Koç görüşmesi yayınlandı. Sosyal medyada paylaşıldı. E, fakat... Seferovic olayıyla ilgili yani Seferovic olayıyla ilgili pek bir şey yok ortada. Pek bir şey yok ortada. Nasıl pek bir şey yok? Arkadaşlar sadece milletin argümanı şu. İşte Seferovic orada düşünülmüyor. Zaten forvet aldılar. Fenerbahçe'nin devre arasında ilgisi vardı. Şimdi kesin alır. Yani Orki sus'ta geldi ya kesin alır diye. Herkesin dayanağı bu. Yani Seferovic'in, Aris Seferovic'in en büyük dayanağı bu. Baktığınız zaman. Şimdi yanlış anlamayın taş yerinde ağırdır. Belki Samat da bile Seferovic'den daha iyi performans sergileyecek. Neden derseniz ya sakatlanmış etmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani milletin argümanı sadece Cesus'ta daha önce çalıştı. Yakında Silimani de yazarlar belki. Gabi de yazdılar. Yani daha önce çalışmış herkesi yazıyorlar. Futbol bırakanları bile yazarlarsa şaşırmayın. Haberde diyor ki Fenerbahçe'de yani Seferovic kariyerini Fenerbahçe'de sürdürme fikrine sıcak baktığı belirtildi. Kimden aldınız bu bilgiyi? Kim söyledi? Kim size röportaj verdi? Yani sıcak haberler ya gelmeye başladı diyor. Seferovic sarı acıvetlere gelmeye sıcak bakıyor. Jesus'un bak Jorge Jesus'un Benfica'daki eski öğrenci Seferovic için fiyat sordu Fenerbahçe. Portekiz ekibi kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Transfer imkansız gibi görünmesine neden oldu. Şimdi bu transfer olmazsa ki ben olacağını zannetmiyorum. Diyecekler ki 10 milyon euro istediler. Nasıl alsın Fenerbahçe? Allah'tan korkun. İç oraya doğru gidiyor. Şimdi yeni teknik direktör Schmidt'in kadroda düşünmedi. 30 yaşındaki golcü için bu rakamın daha da aşağısını kabul etmeye hazır diyor. Haberiniz olsun. Şimdi durum bu arkadaşlar. Ve ben merakla bekliyorum. Yani gerçekten merakla bekliyorum. Ben bu transferin olacağına ihtimal vermiyorum. Niye vermiyorum? Aha görüyorsunuz. Maddi durumu da görüyorsunuz. Şunu da görüyorsunuz. Bunu da görüyorsunuz. Ama hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe'ye Nikola De La Cruz transferinde rakip. Adı Fenerbahçe ile anılan River Plate ile yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki Nicolas De la Cruz için Brezilya ekibi Bota, da devreye girdi. Ulan bu Bota, da her şeyde devreye giriyor. Şimdi ben onu da şey yaptım. Hani bundan bir önceki videoda ee, şeyi konuştuk. Neydi elemanın adı ya? Hep unutuyorum. Andre Franco'yu konuştuk. 24 yaşında. Delakuruz 24 yaşında. Elden kaçan Salih Özcan 24 yaşında. Aslına bakarsanız müthiş bir transfer politikası. Hocam biz alırız biz de çöpe dönüşür. 24 yaşında kendi bilir kariyerini mahveder. Şimdi Delacruz Fenerbahçe'nin anılıyor River Plate'de yıl sonunda sözleşmesi bitecek. En büyük avantajımız bu. Yıl sonunda biteceği için birçok takım der ki lan sezon bekleyeyim bekleyin. Evet Soçedat ilgileniyordu. Jesus'un talebiyle Fenerbahçe'de devreye girmişti. Ya Brezilya basını da Botafogo'nun da transfer etmek istediğini belirtmişler. Ee, siyah beyazların hocası olan Luis Castro. Yok hocam onlarınki İsmailov. O değil lan. Jesus'un yakın arkadaşıymış Luis Castro ve tecrübeli çalıştırıcı Brezilya tatili sırasında Castro'nun takımı Botafogo'nun maçını birbirinden izlemişti. Haberde iki yakın arkadaşın De La Cruz için karşı karşıya gelecekleri kaydedildi. Ancak Uruguaylı Yıldız'ın önceliğinin Avrupa olması Botafogo'nun işini zorlaştırıyor. Biliyorsunuz bir önceki videoda da söyledik. Brezilya ekibi aynı zamanda Gustavo'yu da istiyor Fenerbahçe'den ve bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Fenerbahçe ayrılığa sıcak bakıyor. Hatta ve hatta komik gelecek ama 3-4 milyon euro bonservis beklentisi var diyorlar. Ben inanmıyorum. Bana çok saçma geliyor. Haberiniz olsun. Ee, bana ilginç bir şekilde saçma geliyor. Sizi bilemem arkadaşlar. Ne dersiniz? Evet. Delan Cruz'la ilgili size şu enteresan bilgiyi vereyim arkadaşlar. Babası Hollandalı, annesi İsviçreli, kendisi Yugoslav Makedon nüfusuna kayıtlı. İspanya milli takımında oynuyor. Yok evet. Ya. <laughs> de La Cruz 24 yaşında. River Plate performansı. 74 maça çıkmış. 67'si ilk 11'de. Kalan ne hocam? Son 11'de. 15 golü var. Hocam 74 maçta 15 gol. Çok az. Çöp. Kaleci alsak mesela. 74 maçta hiç golü yok. Hocam çok az. Yani bir tane de olsa atması lazımdı. Şey alsak mesela basketbolda hocam şey çok az. Gol sayısı çok düşük yani. Voleybolda hocam golü çok az lan yeter lan. Hani şey gibi Cem Yılmaz diyor ya bunun nitrojeni falan tam mı diyor. Ne nitrojeni lan diyor. O da diyor ne nitrojeni yani teknik tabir kullanıyorum diyor. Bizi hiçbir şeyden anlamıyor zannetmesin diye diyor. Bazı arkadaşlar hiçbir şeyden anlamadıklarını hiçbir şeyden anlamadıklarını belirterek belli ediyorlar. 15 gol 11 asisti var. Orta sahanın merkezinde oynuyor. 10 numarada oynayabiliyor. Kanatlarda da oynayabilen yani bir isim. 153 kilit pas, 74 başta. Yani maç başına yaklaşık 2 kilit pası var. Şut pası da desek doğru bir tabir arkadaşlar. Yani al dağıt pası. 127 şutu var, 60 isabeti var. Yani her iki şutundan biri isabetli. Demek ki uzaktan şutlarında da bir şeylik var. Yani bir yetenek var. 476 top kazanma. Bu beni çok şaşırttı. Yani maç başına yaklaşık yaklaşık 6 tane top çalması var maç başına. Top kazanması var. İlginç yani 8 numara özellikli bir oyuncunun bunu yapması. Ama dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Zaten boyu küçüktü. Ben bunu özellikle söylemişim üstüne basa basa. Boyu küçük. Ya bu adamın hızı falan iyidir. Top çalması iyidir diye. Şut özelliği de beni açıkçası tatmin etti. 133 top kesme. 476'ın yani 476'nın üstüne eklersek yaklaşık 600 küsür yapıyor. Yani gittikçe artıyor yani 74 maçta e, gerçi yaklaşık 6 dedim ama top kazanma yani 6,5 7 diye diyelim ya. Ya yani 490 olarak hesaplasan hadi 74 değil 70 maç olarak düşün. Yaklaşık 7 top kazanma bunu da dahil etsen. Yani maç başına 8-9 ortalamayla falan şey var. 116 dribbling ki dribbling başarısı %61. Dribbling başarısı yani rating olarak da ortalama 7.37'den bahsediyoruz ki 7.37 rating bence gayet iyi bir rating. Yani e, onu da söyleyeyim ortalama şeye baktığınız zaman. Hani maç başına puan arkadaşlar rating belki bilmeyen arkadaşlarım vardır. Maç başına aldığı puan ortalaması bu ki bence gayet yerinde ideal, klas, güzel bir rating. Allah nasip eder inşallah. İnşallah olur arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızın şu zor günlerinde lütfen destek çıkmayı ihmal etmeyin. Bakın kanal benim kanalım değil. Yani benim kanalım değil. Kanal Buğra'nın kanalı da değil. Kanal Galatasaraylıların Beştaşlılar'ın da kanal değil. Kanal Fenerbahçeli. Siz kardeşlerimle benim yani hepimizin kanalı. Lütfen en az 4-5 video izleyip beğeni ve yorum atalım arkadaşlar. Bu videoda dahil. İlk çıkan videoları bir de hani video paylaşıldı ya. Çıkar çıkmaz sonuna kadar izlemeyi alışkanlık haline getirin. Çünkü ilk çıkar çıkmaz çok izleniyor ya video. Orada videonun tanıtımını, reklamını yapıyor gibi geliyor bana. E, reklam tıklamasını sormuş birkaç arkadaşım. Hocam hani nedir bu tıklama? Sadece maddi iş yönü mü var hani? E, para gelsin diye mi yapıyorsun? Arkadaşlar mevzu para değil. Reklam çıkıyor ya. Siz ister istemez zaten izliyorsunuz en az 5 saniye. Onda sıkıntı yok. Yani mevzu para mevzusu değil. Reklam çıktı. Ne reklama çıksın? İşte 2012-2011 kupası işte Feneryum tanıtım reklamı çıktı diyelim. Misal. Üstte şurada falan ya şurada ya şu tarafta reklam vereni ziyaret et çıkıyor. Ya da videonun şurasında bak videonun burasında bir link açılıyor böyle. Bir 5 saniye sonra link açılıyor. Ya buna tıklayınca ya üstteki reklam vereni ziyaret et. Yani şuradakine şu üsttekine ya da şuraya tıkladığın zaman reklam vereni ziyaret edin ya da videodaki o reklamın direkt üstüne tıklayıp yeni sekmede açıldığında bu reklam tıklamasın. Evet, bunun maddi getirisi izlemekten daha fazla gibi. Fakat buradaki olay şu. YouTube'sunuz, reklam veriyorsunuz. Olan video paylaşılır, paylaşılmaz 50 kişi tıklamış reklama. Demek ki bu kanalda zengin çok. Kafa çaktınız mı köfteyi? Da ben bu kanalda sürekli şey yapayım, tanıtayım. Hani benim ee, işte reklam sayısına çıkıp da 500 tane reklam vereyim. 30 dakikalık videoda 500 tane reklam çıksın diyecek hali yok. Ne yapacak? Videoyu tanıtacak. Yani Fenerbahçe aramaları yapan herkesin önüne tık sunacak. İşte Fenerbahçe'de Delacruz olayı. Şöyle böyle Delacruz müjdesi. İşte Samat'ta şoku Delacruz müjdesi. Güzel başlık oldu. Ya da Samat'ta şoku Delacruz ve Seferovic müjdesi. Güzel ben bunu başlık yapayım. Bunu mesela ee, milletin önüne veriyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ee, ve millet bunu gördükten sonra e, tıklıyor ve kanalın böyle büyümesi sağlanıyor. Yani kanalın bir nevi bedava reklamı yapılıyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O zaman reklama tıklamasak yine yapmıyor mu? Video çıkar çıkmaz sonuna kadar izleyince yapıyor. Yani süreye göre bakıyor. Video işte çıkmış. Lan ortalama bu video 3 dakika izleniyor kanalın videosu. Ama bu 7 dakika izleniyor. Demek ki bu bir iş var diyor. Paylaşıyor. Beğeni sayısı çok oldu muydu? Paylaşıyor. Yorum sayısı çok oldu muydu? Paylaşıyor. Diyor ki lan bunda bu kadar çok yorum var. Ben bu videoyu sunayım diyor. Bu yani arkadaşlar. Maddi olarak zaten elimizden geldiğince sizlere geri dönüş sağlıyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum katkıda bulunan herkese. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.